Hoş geldiniz. Hoş tekrardan bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi var. Oranın yöneticisiyim. Belirsizlik ortadan kalktığı zaman azaldığında kaygı seviyesi düşer. Kaygı dediğimiz şey aslında bizim belirsiz bir durumda daha çok felaket senaryoları düşünmemize sebep oluyor. Belirsizliğin olduğu her yerde kaygı vardır. Düşünceler her zaman gelecek. Önemli olan şey bizim düşünceyle ne yaptığımız. Rahatladıkça zaten düşünce tarzımız değişiyor ve kaygı seviyemizde bir düşüş oluyor. Bir zor sorunun olması, bütün sınavının zor olacağı, kötü geçeceği anlamına gelmez. Ben şu an kaygılandım. Ne yapabilirim? Ki sınav öncesinden bahsediyorsak, anın farkında varmak. Olduğun yerin farkına var, kendinin farkına var. Farkına varalım, illaki heyecanlanacak ve bu çok normal. Kaygıyı doğuran şeylerden bir tanesi zaten mükemmelliyetçilik yapısı. Bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Üniversite sınavına sayılı günler kala sınav psikolojisi ve ailelere tavsiyeler üzerine bir programla karşınızdayız. Bugünkü stüdyo konuğun alanında değerli bir isim. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim görevlisi ve klinik psikolog Sena Mayda. Sena Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Yine bomba bir program içeriğiyle canlı canlı Üniversite TV ekranlarındayız. Sınava çok az kaldı. Bugün Perşembe, herhalde son iki gün. Biraz sınav psikolojisi, sınav öncesi psikoloji ve ailelere tavsiyeler üzerine sizden bir takım tüyolar almak istedik. Şimdi pandemide aslında eğitim formatı da değişti. Aslında biraz önce kısaca sizden bir bahsedelim, sonrasında ben sorumla sorayım. Olur, ben kısaca kendimi tanıtayım. Dediğiniz gibi İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezi var. Oranın yöneticisiyim. Klinik psikoloğum, daha çok bilişsel davranışlı terapiyle çalışıyorum ama uzmanlık alanım daha çok aslında stresle başa çıkma tarzı, erken dönem uyumsuz şemalar ve travmalar olduğu için de bugün iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Biraz böyle kaygıda, tam uzmanlık alanımda. Çok güzel. Şimdi pandemide aslında eğitim formatı ve eğitim modeli değişti. Hani her kademedeki okulların eğitim formatı ve öğrencilerin de tabii bu değişiklikle beraber psikolojileri de değişti. Hani psikolojileri nasıl etkilendi? Biraz buradan başlayabilir miyiz? Tabii. Öncelikle şöyle söyleyelim. Geçen sene de ilk öğrencilerimiz pandemide üniversite sınavına girdiler. Şimdi bu sene de öğrenciler işte eğitim iyi olmadı, online oldu, işte mağduruz ya da ders çalışamıyoruz diye kaygılanmaya başlıyorlar ama aslında ben şunu görüyorum. Her ne kadar kaygılansalar da geçen seneki öğrencilere göre kaygı seviyelerinde bir düşüş var. Çünkü geçen sene bir bilinmezlik vardı. Sınav nasıl olacak? Maskeyi çıkartabilecek miyiz? Ne bileyim işte o an kötü olduk, ne yapacağız? Ya pandemide işte virüs bize bulaşırsa? Birçok soru vardı. Hani maskeyi çıkarmalıyım, çıkarmamalıyım gibi. Tabii kurallar ve tabii bunun paralelinde de öğrencilerde ciddi bir psikolojik baskı yarattı. Çünkü bir anormalliğin içerisindeydik. Anormal derken hani normal olmayan bir hayat düzenindeydik. Bu sene en azından öğrencilerde o belirsizlik ortadan kalktığını düşünüyorum. Bir de şunu da öğrencilerimize, arkadaşlarımıza söylemek isterim. Hepimiz eşitiz. Yani ben online eğitim alıyorsam siz de online eğitim aldınız. Hepimiz eşit şartlarda bu sınava çalıştık. Hepimiz eşit şartlarda sınava gireceğiz. O yüzden avantajlar da dezavantajlar da aslında baktığımızda her birey için eşit, her öğrenci için eşit oluyor. Böyle söyleyeyim. Evet. Peki biraz hani kaygı konusuna değinelim. Hani kaygının nedenleri, sizce kaygı nedir? Kaygının nedenleri nelerdir ve hani öğrenciler neden sınav kaygısı yaşar? Şimdi kaygı dediğimiz zaman az önce de dediğim gibi dedim ki belirsizlik ortadan kalktığı zaman azaldığında kaygı seviyesi düşer. Çünkü kaygı dediğimiz şey aslında bizim belirsizlik bir yani belirsiz bir durumda daha çok
felaket senaryoları düşünmemize sebep oluyor. Belirsizliğin olduğu her yerde kaygı vardır. Çünkü şöyle düşünelim, ben şu an burada buraya geldim. Bir saat sonrasının ne olacağını bilmiyorum ya da bugün bu yayında neler olacağını bilmiyorum. İlla ki aklımdan ya konuşamazsam, İşte ya unutursam. Bir de canlı yayın psikolojisi evet, çok daha başka. Aynen öyle. Hani illaki hepimizin aklına sorular geliyor. Fark şurada. Bazılarımız bu sorulara tek tek cevap veriyor. Yani aklımıza bir düşünce geliyor ve o düşüncelere cevap veriyor. Ama bazılarımız vermiyor. O düşünceyle ne yaptığımız bizim elimizde. Şimdi öğrenciler kaygılandığı zaman, sınav kaygısı dediğimiz zaman sınavla ilgili işte bu ya olursa endişelenmemiz, ya düşük alırsam, ya mahcup edersem annemi. Hani bu tarz sorular olduğu zaman biz direkt cevap vermeye başlıyoruz. Ya kötü geçerse babama ne diyeceğim, anneme ne diyeceğim, öğretmenlerim işte rezil olacağım, işte kuzenim zaten aynen öyle, arkadaşlarımdan daha kötü olacağım. Şimdi böyle söylediğimiz zaman ne oldu? Ben daha fazla artmaz mı endişemiz, değil mi? Daha çok fazla. Doğru. Çünkü cevap veriyorum ve cevap verdikçe bir düşünce diğerini getiriyor. Zincir şeklinde. Düşünceler silsilesine giriyor evet, insan beyni ve zihni. Evet. Dolayısıyla tabii bu durumlardaki o kaygıyı yönetebilmek aynen çok çok önemli. Hocam Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur, söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum ama yok, çok sevdiğim bir değerli bir isim. Kesinlikle. Hep şunu söyler. Düşünceler her zaman gelecek. Önemli olan şey bizim düşünceyle ne yaptığımız, düşünceye nasıl cevap verdiğimiz. O yüzden ben de arkadaşlarıma buradan onu söylemek istiyorum. Düşünceler her zaman olacak. Çünkü biz insanız. Her konuda, sadece sınavla ilgili değil. Düşünceler akacak, gelecek. Ama ben o düşüncelere olumsuz şekilde cevap vermeye başladıkça ne yazık ki dibe çökeceğim. Dibe çöktükçe daha kötü hissedeceğim. Davranışlarım da bu şekilde etkileyecek diyebilirim. Doğru. Bir de aslında baktığında sadece öğrencilerde değil, çok güzel bir nokta. Aslında hani genel olarak insanlara evet, bir mesaj olması adına şeyi de sormak isterim. Yani biz herhangi bir kaygı ve endişe durumu altında zihin hemen negatif düşünceleri evet, hani bir şekilde bombardıman şeklinde hani zihin onu ele geçiriyor. Evet. Hani bu tür durumlarda aslında rahatlamak adına var mı bir takım böyle hani kilit bize verebileceğiniz tüyolar? Şöyle olabilir. Mesela pandemiden şimdi yapalım. Arkadaşlar bunu sınav kaygısına göre de düzenleyebilir. Şimdi pandemide bazı kişiler çok etkilendi. Bazılarımız onlara göre daha az etkilendik. Şimdi baktığımız zaman aradaki fark ne? Aynı sınav kaygısı yaşayan arkadaşlarımız gibi aslında. Aradaki fark şu. Şimdi bazılarımız direkt işte koronavirüsü çıktı, ne yapacağım? Annemi kaybedeceğim, babamı kaybedeceğim, işte hasta olacağım, işsiz kalacağım. Ve tekrar buna cevap veriyorum. İşsiz kalırsam ne olacağım? Annemi kaybedersem ne olacağım? Allah'ım dışarı çıkmayayım. Kaçınma davranışları sergilemeye başlıyoruz. Sınav kaygısında da böyle. Her bir soru kendimize yönelttiğimizde kaçınıyoruz aslında. Yeri geliyor ders çalışmaktan kaçınıyoruz. Yeri geliyor o olumsuzlukla karşılaşmaktan korkuyoruz. Ve belirsizlik durumunda biz ne yapıyoruz? Genellikle en kötü senaryoyu düşünüyoruz dediğiniz gibi. Şimdi burada şu önemli olan. Benim hayatımda bir sürü olasılık var. Ama olasılıkları genel olarak böldüğüm zaman ne diyebilirim? Bir olayla karşılaştığımda ya en iyisi olacak ya en kötüsü olacak. Ama önemli olan bir de en gerçekçi olan var. Biz kaygı yaşadığımız zaman o en gerçekçi kısmını es geçiyoruz. Biraz onu görmek ya da o tarafla ilgilenmekten birazcık evet, daha imtina ediyor. Yani insan doğası böyle, insan psikolojisi böyle. Evet. Burada kötü düşündüğümüz zaman genel olarak hem sınav kavramını olsun hem de işte sizin dediğiniz gibi genel olarak ne yapabilirim? Kötü düşündüğümü mü fark ettim? Bir dakika. Ne vardı? En iyi, en kötü ve en gerçekçi. Gerçekten. Her zaman en iyi olmayacak, her zaman en kötü olmayacak. Yapamayacağım sınavda. Dur. En gerçekçisi ne? Benim sınavda yapabileceğim konular da olacak, yapamayacağım konular da olacak. Çok güzel bir nokta. O zaman ben ne yaptım? Direkt zaten rahatlamaya başladım. Rahatladıkça zaten düşünce tarzımız değişiyor ve kaygı seviyemizde bir düşüş oluyor. Önemli olan şey bunu fark etmek. Zaten fark ettiğimiz zaman o düşünceyi daha işlevsel bir düşünceyle değiştirdiğimiz zaman diyeyim, zaten kaygı seviyemiz de düşük olacak. Otomatikman düşecek. Evet. Doğru. Ya bunu evlilik hayatında da ebeveynler eğer ki izliyorsa, hani illaki eşler arasında kavgalar olabiliyor. Orada yine olması gereken şu, boşanacağız.
vakti hayır. Kavga da edeceğiz, barışacağız da, çözeceğiz de. En gerçekçi olay aslında bu. Burada gerçekçiliği biraz arkadaşlarımızın sorgulamasını istiyorum. Evet. Ya kendilerine sorsunlar. Bir dakika, ben böyle düşünüyorum ama aslında en muhtemel sonuç ne? Onlar da aslında görecekler ki gerçekten hem iyi sorular olacak hem de gerçekten yapamadığı ve zor sorular da olacak. Ama bir zor sorunun olması bütün sınavının zor olacağı ya da kötü geçeceği anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi tabii hani çok birkaç gün kaldı. Bir yandan da böyle siz evet zihni aslında konu burada aslında zihni yönetmek, zihni yönetebiliyor olmak. Zihni yönettiğimiz takdirde zaten kaygı ve endişeyi de doğal olarak yönetiyoruz ama bir takım başka fiziksel onlara verebileceğiniz tavsiyeler var. Mesela aklıma şey geldi, nefes. Nefes yani, egzersizleri olabilir. Ya da başka bir hani bir doğada olabilecek bir egzersiz varsa şimdi aklınıza gelenler paylaşırsanız seviniriz. Tabii ki de. Şimdi şöyle, ben terapilerimde genellikle mindfulness yapıyorum. Mindfulness demek anda kalmak, farkındalık, anın farkında olmak. Nefesi de söyleyeyim, unutursam lütfen bana tekrar edin. Şöyle, şimdi stresleniyoruz. Bu sınav anında da olacak, sınavdan önce de olacak. Diyelim ki ben şu an kaygılandım. Ne yapabilirim? Eğer ki sınav öncesinden bahsediyorsak anın farkında varmak. Hı. Kötü düşünceyi mi fark ettin? Gece yatıyorsun yatağında. Yat bir güzel. Farkına var. Olduğun yerin farkına var. Kendinin farkına var. Yani ne yapabilirsin? Yatıyorsun. Bedenine odaklan. Ben nasıl nefes alıp veriyorum? 3 kere de nefes alıp 5 kere de verelim. Bunu yaparken bedenin o işte göğüs kafesim kalkıyor, evet, iniyor. Bütün bunların farkına varalım. Daha sonra eğer ki evdeysek, sınav öncesinden bahsediyorsak, odanız her zaman girdiğiniz odanız olabilir. Ama odamızı hiç gerçekten biz inceledik mi? Gerçekten farkında mıyız? Mesela şimdi size sorsam, arkanızda kaç tane küçük televizyon var? Ya da ne bileyim, hani her girdiğimiz ortamda bazen her şey dikkatimizi çekmeyebiliyor. O yüzden farkına varalım. Bu gece arkadaşlar, eğer ki son iki gün kalmış, illaki heyecanlanacak ve bu çok normal. Biz hayatımızın her alanında bunu yaşayacağız. Ben bugün buraya gelirken heyecanlandım mesela. Canlı yayın heyecanı. Evet, kaygılandım. Şimdi sınavdan bahsediyoruz. Şunu da söylemek gerekiyor ki gerçekten önemli bir sınav. Hani bunu kabul edelim ama bu kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Bunu öğrenelim. Burada bir de sınav anında ne yapabiliriz? Ona gelelim. Sınav anında yine soruyu okuyorum ve odaklanamadım. Bir şey oldu. Ne yapabilirim? Bir, eğer ki cam kenarında oturuyorsak dışarıyı izleyebilir. Evet. Dışarıyı izlerken arkasına bir güzel yaslansın. Dik bir duruş. Dik bir duruş. Suyunu alsın. Yudumlasın. Suyunu yudumlarken bu su şu an tadı nasıl? Buradan geçerken nasıl geçiyor? Yani hissederek o suyu aslında içsin. Bunu böyle dakikalarca yapmaktan bahsetmiyorum. 10 saniye. 10 saniye en fazla. 5 saniye. Orada çünkü ne oluyor zihin? O kaygıdan uzaklaşarak ben ne yaptım? Zihnimi biraz boşalttım. Başka bir yere yöneltsin. Ve bu sefer öğrenciler şunu görecekler. Ben de bizzat deneyimledim. O yüzden bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim ki yapamadığı soruları dönüp baktıklarında, ay ben bunu nasıl yapamamışım? Hani çünkü sınavdan çıkınca genelde öğrenciler şey diyor ya, bunu nasıl yapamadım ya? Hepimiz işte yaşadık. Yani. Orada kendilerine bir es vermeleri, ama bu demek değil ki her odaklanamadığım zaman 10 dakikada bir suyumu evet içeyim bakayım. Hayır. İşte sınav boyunca 2 kere mesela bunu yapabilirsin. Sınav boyunca sadece 10 saniye toplamda ayırabilirsin. O 10 saniyeler kişi aslında sınavın genelinde ve bütününde aslında çok evet kurtaracak. Çok kurtarıcı. Şurada da şunu söyleyeyim yine sizden esinlenerek. Ama ne diyeceğimi unuttum. Bir şey demiştiniz. Ben de orada hani sınavın bütününde, hani bu küçük esler aslında sınavın bütününü kurtaracak dedim. Bütününü ben kurtaracak. Buldum. Dedik ya, dik bir şekilde oturmak. O özgüven. Özgüven. Ben yapabilirim. Psikolojisi. Bunu kesinlikle dediğiniz gibi sınav anında da yapmalı. Öğrenci, birazdan ailelere tavsiyelerde bulunurken de söyleyeceğim ama öğrencimiz ailenin yanından gitti. Ailesinin yanında da olabilir de, hani biz böyle ailemizin yanında biraz
mızmızlanmayı, böyle nazımızın geçmesini sevdiğimiz için özellikle ailesinin yanından gittikten sonra her konuyu bilmeyebiliriz. Her konuya yeterince vakıf olmayabilirim. Bazı konuları çünkü daha iyi bileceğim. Çünkü daha iyi anlamış olacağım. Burada düşünüp de işte ne bileyim ben geometride üçgenlerde Öklit formülünü bilmiyorum ya. O inşallah oradan çıkmaz diye düşüneceğime ne diyebiliriz? Dimdik bir şekilde o okula gidecek ve ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yani o duruş zaten düşüncemizi ve duygumuzu etkileyeceği için ne olursa olsun dimdik şekilde girsin, sınıfına otursun, lavaboya gitsin. Lavaboda tekrardan ellerini bir güzel yıkasın yine mindfulness'tan, anda kalmaktan. Onu yıkarken de ve o olayın içinde olması çok değerli değil mi? Suyu hissetsin, kesinlikle dediğiniz gibi. Şakaklarına götürsün, ya bir ferahlasın yani. Evet. Aynı şekilde çünkü tuvalette biz bunu yaparken bir an kaygılandığımızı tekrar fark ediyoruz. Çünkü aynayla yüz yüze geliyoruz. Orada bir böyle tekrardan omuzlar düşebilir. Hiç önemli değil. Tuvaletten çıkarken tekrardan dik bir şekilde oturuyorum. Hani şey yapın, ay ben sınava geldim ya ve biliyorum. O özgüvenle. Şimdi siz bunu anlatırken direkt aklıma geldi. Ben de hani hem eli yıkarken hani o el teması, iki elin teması hem de aynada gözün içine bakmanın da hani psikolojik olarak... Evet. Çok olumlu etkileri var. Hani bir yandan da ben de bu notu paylaşmak istedim. Hani aynada gözlerinin içine bakmak da hani bu kaygıyı ve stresi yönetmek adına kişiye çok hani fayda sağlayacaktır. Peki şimdi aslında biraz kaba taslak hani kaygıyı yönetme, sınav stresi, sınav öncesi psikoloji konularına değindik. Ama dilerseniz biraz şeye girelim. Hani aileler İşte son iki gün artık tabii çok hani ciddi anlamda daha da öğrencileri, çocukları desteklemeleri gereken zaman dilimlerindeyiz. Evet, evet. Onlara ne tavsiyeler verirsiniz? Ailelerin duruşu nasıl olmalı? Şöyle yapabiliriz. Aileler öncelikle zaten öğrenci şunun farkında. Şu an normal olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi ailede iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz aslında. Burada kesinlikle ebeveynleri suçlamaktan bahsetmiyorum. Çünkü her birimiz, benim kardeşim de üniversite sınavına girdi 5-6 sene önce. Hani çalıştın mı? Nasıl geçti? İşte merak etme ablacığım, nasılsın? Evet. İlla ki sorarız. Hani böyle bir sessiz olduğunu görünce hani nasılsın ya? Gel bir oyun oynayalım. Oysa kaç hiç söylememişimdir kardeşime gel oyun oynayalım diye. Ne yapıyoruz? Yalnız hissetmesin, aman kafası dağılsın diye. Hadi dışarı çıkalım. Ya sen daha önceden hafta sonu çocuğunu çıkardın mı mesela? Evet. Farklı şeyler yapmamamız gerekiyor. Yani biz zaten öğrenci kendi içerisinde, o farklı durumun içerisinde zaten kaygısı artıyor. Baş etmeye çalışıyor. Aile de bunu yapınca otomatikman o huzur, o rahatlıktan çocuk gidiyor ve diyor ki bak ailem de bana farklı davranıyor. Demek ki gerçekten normal olmayan bir sürecin içerisindeyim. Bu sefer ne olacak? Demek ki ailem benden bir şey bekliyor. Demek ki beklentileri çok fazla. Ya da ne bileyim işte belki babasını mahcup etmeyi hiç düşünmemiştir bu zamana kadar. Ama o an ne kadar ya babam benim kafam dağılsın diye beni dışarıya çıkarıyor. Mesela. Ama oysa normalde işten geliyor, yorgun oluyor. Hani siz gidin diyor. Ama bak geldi. Demek ki bana değer veriyor. Onu mahcup etmemem lazım. Yani burada ailelerin biraz normal davranması lazım. Normalde her hafta sonu dışarı çıkıyorlardır ya da hep soruyorlardır az önce benim söylediğim. Kardeşime her zaman gel bugün bir oyun oynayalım diyorsam yine diyeyim. Yani bunu deme olarak algılamayalım. Önceden nasıl davranıyorsam şimdi de çocuğuma o şekilde davranmam. Yani aslında sınava hazırlandığı bütün süre boyunca yani hani işte 8 ay 9 ay ya da hani sınav aşamasına gelene kadarki süreçte aile günlük rutininde neyse çocuğa karşı yaklaşımı nasılsa aslında gene o rutinde devam etmesinin daha anlamlı ve daha doğru olduğunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle öyle söylüyorum. Mesela genelde şu yanlışı yapıyoruz. Bu sadece sınava yakın zamanda değil. Genel olarak bütün lise, ortaokul, ilkokul işte falancanın çocuğu şöyle yaptı. İşte kuzenin böyle yaptı. Hemen bir kıyaslama. Kıyaslama. Zaten bunu artık ebeveynlerimiz de spesifikleşti. Kıyaslamayın ama... Sınav zamanında kıyaslama şöyle dönüyor benim çevremden gördüğüm. İşte Sena hiç kaygılı değil ya sen neden böylesin bak ona kadar rahat. Bak bu sefer ne diyor?
çocuk şunu düşünüyor. Belki düşündüğünün farkında bile değil. Ama diyor ki ben mükemmel değilim. Bak Senem nasıl da rahat. Mükemmel. Yine kaygıyı doğuran, endişeyi doğuran şeylerden bir tanesi zaten mükemmelliyetçilik yapısı. Şöyle bakın, mükemmelliyetçilik kişilik yapısına sahip olan kişiler, kaygı seviyeleri fazla olan kişiler. Evet. Çünkü yanlış yapmamak istiyorlar. Çünkü mükemmel olmak istiyorlar. Ben mükemmel olmak istedikçe, az önce söyledim o düşünceler, endişe geliyor. O dışsal düşünceler değil mi? Ya insan zihni hemen kendisini negatifi üretme konusunda evet. Zihinsel olarak o yapıya geçiyor. Zaten aslında kaygılı ve mükemmelliyetçilik yaklaşımında olan insanların da zihni zaten hep aslında kaygıyı yaratma ve üretme üzerine biraz da evet. Çalışıyor değil mi? Tasarımlarında var sanki biraz evet. Da. Gerçekten kaygılandığımız zaman bizler normalde de olumsuz düşünebiliyoruz. Ama çok normal. İnsanoğlu evet. Hani her duyguyu her an her stabil ve aynı duyguları yaşamıyoruz. Zaten farklı duyguları yaşayabildiğimiz için de aslında evet. İnsanız. Aynen öyle. İnsanız. Yani bazen şunu yapmak gerekiyor. Ben bu ara çok yoğundum. Şimdi üniversitede final sınavları falan. Gerçekten bir yoğun sürecin içerisindeydim. Şimdi arkadaşlarımız da yoğun sürecin içerisinde. Sizler. Ya kendimize şunu bir söylememiz lazım. Ya ben yoğun sürecin içerisindeyim ama ben çalışıyorum. İşte ben korkuyorum. Çünkü insanım. Yani korktuğun için, sınavdan ürktüğün için, kaygılandığın için biraz mutlu ol. Hani bak bu duygum yaşıyor. Demek ki benim de kendimden bir beklentim var. Demek ki aslında çalışmışım. Evet. O yüzden zaten kaygı seviyem artıyor. O yüzden biraz bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani korktum. Bazen bunu söylememiz gerekiyor. Gerekiyorsa sesli bir şekilde. Üzüldüm, endişelendim. Hani kabul edelim, zor bir süreçteyiz. Yani şu an öğrencilerin normal olma çabasından mesela vazgeçsinler. Son iki gün kaldı, farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Niye? Zaten senin beyninde o normal değil. Onu biraz normalleştir. Her zaman evet. Nasıl davranıyorsun öyle davran. Aslında şu anda bütün insanlık için normal olmayan bir dönemde olduğumuz için hani sınavlar hep vardı hayatımızda. Hani evet. Bütün insanlık, bütün dünya olarak normal olmadığımız süreçlerden geçerken aslında öğrencilerin de sadece onlar o normal olmayan süreçteymiş psikolojisine evet. Bürünmemeleri burada çok değerli. Kesinlikle. Bir de tabii şu da var değil mi hocam? Yani aslında sıfır kaygı diye bir şey yok. Aslında kaygı o adrenalini de beraberinde getirdiği için aslında sınav başarısını da doğru ve dozunda olan kaygı aslında sınav başarısını kesinlikle. Da pozitif yönde etkiliyor değil mi? Kesinlikle pozitif yönde etkiler. Onu da şöyle söyleyebilirim. Şimdi kaygının hiç olmadığını düşünelim. Kaygım benim hiç yoksa ben çalışmam. Rahat, mis. Ertelemeye başlarım. Ve en tehlikeli psikoloji en aslında tehlikelisi. Değil mi? Bazen insanlar şey, benim hiç kaygım yok ve bunu iyi bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Tabii bazı yerlerde iyi de hani. Ama kaygılanmıyorsam ben o an kendime çok güveniyordum. Bazen çok güvenmek de iyi değil. O yüzden ertelemeyelim. Bilseniz bile o konuya bakın. Araştırmalar şunu gösteriyor. Kaygı seviyesi yüksek olan kişiler daha böyle komplike sorularla karşılaştıkları zaman normal kaygı seviyesi düşük olanlara göre daha uzun sürede o soruları çözüyor. Şimdi, önemli bir istatistik evet, bu. İlginç. Yani farklı ve biz kaygılandığımız zaman şöyle düşünelim. Bir sürü bilgi var benim içimde. Bir sürü konuyu arkadaşlarımız şu an öğrendi. Şimdi kaygılandığım zaman yine kanıtlanmış bir şey. Kaygılandığım zaman ben bellekten geri çağıramıyorum, zorlanıyorum. Çünkü bizim beynimizde kıvrımlar var ve her bilgi birbirleriyle aslında bağlantılı. Kaygılanınca ne oluyor? Oraya gittim, o dala gittim, bu dala gittim. Yani o doğru yanıtı bulmanızda zorluklar daha oluşabiliyor. Daha uzun sürede evet. O bilgiyi çekme psikolojisine giriyor. Evet. Peki artık hani son iki gün şimdi mesela öğrenciler biraz da şey hani hiç bilmediğim yani hani hiç bilmediği bir konuyu tabii şu anda sıfırdan öğrenmesi çok kolay olmayacaktır ama hani bildiği ya da birazcık daha nispeten hani kendine çok güvenmediği alanlarda dönüp kitap karıştırıp baksınlar mı, test çözsünler mi? Hani bu noktada var mıdır tavsiyeleriniz? Ben şöyle söylemek istiyorum.
belki biraz farklı olabilir. Kesinlikle bir gün önceden bakabilirler. Ama şöyle bakabilirler. Şimdi bunu bakabilirler diyorum ama yarın öbürsü gün hocam ben baktım daha da heyecanlandım diyenler de olabilir. Kişiden kişiye değişecek. Kesinlikle. Bir şey. Herkesin stratejisi farklı. Ben mesela eğer ki sınavdan bir gün önce aklıma bir soru geldi. İşte şu an hiç hatırlamıyorum ama karenin formülü. İşte karenin alan formülü A kare. Değil mi A kare? A kare. Evet. Şimdi ben de yıllar öncesinde gittim. Evet, şimdi bir de zihnim aklıma geldi. Hem psikolojik olarak da gittim. İyi de oldu. Şimdi bu formül aklıma geldi. Gelmedi. Eğer ki ben bunu bakmazsam bütün gün uyuyamam ve daha da streslenmeye başlarım. Düşündükçe neydi acaba, ne değildi diye. Şimdi herkes kendisini bilmeli bir kere, stratejisini bilmeli. Ben kesinlikle bakan taraftım. Çünkü ben bakınca rahatlayanım. Buydu ya, doğru. Burada şuna biraz, belki biraz kuramsal olabilir ama zamanımız varsa girmek isterim. Hemen, evet, zamanımız var. Tamam, hemen şunu söyleyeyim. Neden aslında bakın diyorum. Şimdi bizim dilimin ucunda olgumuz var. Hani hep deriz ya, dilimin ucunda bir dakika söyleme, ben söyleyeceğim. Şimdi burada ne oluyor? Eğer ki söyletmediğim zaman aklıma benim başka da yine az önce söylediğim dallanıp budaklanıyor beynimde bilginin olduğu yerler. Sınav anında da ben şimdi düşünüyorum ya, karenin formülü neydi? Dikdörtgeninkisi buydu, üçgeninkisi buydu. Kareninkisi neydi ya? Şimdi bu sefer sınavda da ne oluyor biliyor musunuz? Karenin alanını bulmam gerektiği zaman ben önce dikdörtgeni düşünmüştüm. Önce sonra yine dikdörtgen geliyor, üçgen. Hep aynı sırayla gidiyor. Zaman kaybı. Ciddi bir zaman kaybı. Orada çünkü saniyeler saliseler. Evet. O yüzden bu demek değil ki saatlerce bak, bütün formüllere bak. Hayır. Aklına bir şey mi takıldı? 5 dakika, 10 dakika, yarım saat. Kendi stratejine göre. Ama bu 40 dakikayı geçmesin. Dön, bak. Formüllerini oku. Şunu da kabul et. Baktığın zaman, şimdi illaki karenin formülüne baktığımda orada üçgenin de gözüme çarpacak formüller ve otomatikman kaygıyla şunu diyeceğiz. Bunlar neydi ya, hatırlamıyorum. Bak, bir daha bunu şunlara da bir bakayım, psikolojisine girecek. Bakarken öğrencinin bunu kabul etmesi lazım. Ben o an zaten heyecanlıyım ve daha fazla heyecanlanacağım bakarsam. Hani bunu kabul etmek lazım ki o an tekrardan kötü olmasın. Orada yine Allah kahretsin bak hatırlamıyorum, bunu da hatırlamıyormuşum, bittim ben ne yapacağım? Hemen ne yapacağız az önce? İlk söylediğim şey. Bak, en kötüyü şu an hayal ettim. Oysa neyi hayal etmem lazım? Gerçeği. Gerçeği. Orada hemen hop, o düşünceyi diğer düşünceyle değiştiriyorum. Olumlu düşünmüyorum. Gerçekçi düşünüyorum. Pollyanna değilim. Gerçekçi düşünüyorum. O an ne? Ben bunlara çalıştım ve bir sürü soru çözdüm. Şu an heyecanlı olduğum için karıştırıyorum. Ve karıştırdığım için de hatırlamıyorum. Ama sınav anında zaten birkaç dakika sonra normalleşecek. Ve çözebileceğim. Belki hatırlamayacağım ama sonradan baştan döneceğim. Çok doğru. Yani biraz bizim kendi kendimizi de rahatlatmaya ihtiyacımız var aslında. Yani herkesin aslında yoğurt yiyişi farklı ve hani hem öğrenme, hem çalışma, hem de hani sınav stresiyle baş etme metotları da aslında farklı. Şimdi siz hocam böyle anlatırken ben de hani üniversite sınavından bir önceki akşama da gittim. Ve gerçekten hani zihnimi, psikolojimi çok çok iyi yönetebildiğim bir psikolojiyle girdim çok aslında sınava. Ve hani dolayısıyla şey, şimdi hani kendimden de örnek vererek aslında evet bir takım şeyleri, yolları, yöntemleri, metotları konuşuyoruz ama hani kişi sonuçta en iyi kendisini kişi tanıyor. Dolayısıyla bu yöntem ve metotları yine kendi tarzına uyduracak şekilde alması çok çok değerli. Ben de mesela son dakika, normal hani sınavlarımda bile son dakika bir bilgiye bakıp o bilginin rahatlığıyla sınava girmek bana güç verirdi ve ben onu o şekilde aslında hani ilkokuldan beri öyle bir yapı beni aslında rahatlatıyordu. Ama bazısı için dediğiniz gibi son dakika, işte sınavdan bir önceki gün bakmak kişide aslında tabii bildiği konuları bile tekrar etme sarmalına da sokabiliyor. Dolayısıyla burada en değerli şey hani bizim kendimizin ihtiyacını o anda durup duygu durumumuza göre aslında sormak ve ona göre hareket etmek çok çok değerli. Artık hani biraz daha son iki gün herkes kendi ne iyi gelecek şeyleri yapıyor olması sınav stresini yönetmede çok daha faydalı olacaktır. Dediğiniz gibi burada arkadaşlara yanlış anlaşılsın istemem ya da hemen böyle benim aklıma geldi yarın şimdi oturup çalışmasınlar, yine vurgulamak istiyorum sizinle beraber. Bir cümle kullandınız.
Ben böyle bir yapıya sahibim, böyle bir sistem. Her zaman son dakika bakıyorum. Son dakika baktığınız için, diyelim ki üniversite sınavınız var. Bakmazsanız yine ne yaptım? Anormalleştirdim. Evet. Çünkü benim kendi normalimin dışında bir şey yapmış oluyorum ve rutinimin ve normalimin dışında bir şey yaptıysam da bu sefer o duyguyla da ya da o stresle de baş etmek durumunda kalacağım. Dolayısıyla aslında kişi orada kendisine tamamen kendisine ne iyi geliyorsa, hani burada evet bir takım hani hap yöntemleri konuştuk, paylaştık ama günün sonunda her insanın doğası farklı olduğu için herkes kendine göre bir yol ve yöntemle sınava doğru ilerliyor. Evet, kendi normalinde ilerlesin. Kendi normali neyse onun dışarısına çıkmasın. Yani. Bir de hani her zamanki gibi şeyi de paylaşmak yarar var diye düşünüyorum. Sonuçta hani işin ucunda ölüm yok. Hani biz Türk psikolojisi ya da insan psikolojisi biraz böyle. Aslında bu da insanı rahatlatan bir şey, değil mi? Ne dersiniz hocam? Var mı böyle daha spot ifadeler? Biraz daha ne diyebiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Genellikle şey deriz. İşte ölüm yok ya, bir daha girersin ne olacak ki? İşte sen bizim zaten kızımızsın. Evet. Ne olursa olsun kızımızsın. Her türlü, her koşul altında senin arkanızdayız diyebiliyor olmak değerli. Peki ailelere son bir iki mesajınız var mı? Ailelere son bir iki, kesinlikle az önce de söyledim, normalleşelim. Ve zamanımız varsa son bir şey daha. Evet evet, zaman var tabii ki. Bir 10-15 dakikamız şimdi daha var. Konuştukça böyle 20 dakikaya yakın. Tamam. Konuştukça aklıma bazı şeyler geliyor. Arkadaşlarımla da paylaşmak isterim. Çok değerli. Evet, şimdi aileden de girince. Şimdi aile de bu süreçte bir kere kaygılı. Bunun farkındayız. Yeri geldiği zaman şunu diyebilmeli ebeveyn. Sen heyecanlısın, biliyor musun? Ben de heyecanlıyım. Yani yeri geldiğinde bunu da söyleyebilmek onunla lazım. Onunla aynı duygu durumu yaşadığını ifade edebilmesi çok değerli değil mi? Evet. Hocam. Yani biz bazen böyle şey yapıyoruz. Hayatımızın her alanında. Yanımızdaki kişi korkuyorsa biz daha dik duruyoruz. Korktuğumuzu belli etmiyoruz. Üzülüyorsa biz daha böyle sert duruyoruz mesela. Neden? Evet, bir tık gerekli. Ama bazen şu gerekli olan. Üzül aynı anda. Ama baktın ki yanındaki daha dibe gidiyor. İşte orada onu kurtaracak yüksekliğe senin çıkman lazım. Ebeveynlerin de bu dengeyi aslında sağlaması lazım. Ben, biliyor musun, ben de kaygılandım. Tamam. Şimdi ben bunu öğlen 12'de söyledim. Biliyor musun, ben de endişelendim ya, gel bir dondurma yiyelim dedim çocuğuma mesela. 12'de bunu söyledim ya. Çocuk şimdi otomatikman 1'de de kaygılı, 2'de de, 3'de de. Bunu ebeveyn durmadan ben de kaygılıyım değil. Evet, çünkü o bir başka bir sarmala sokabilir. Kesinlikle. Çok kilit bir noktaya değindiniz hocam, çok değerli. Teşekkür ederim. Dediğim gibi yani hani söyle ve az önce dediğim şey de o. Hani dik dur ama yeri geldiğinde ağla. Sadece yanındaki kişiden daha az ağla mesela. Hani çünkü o senin nasıl desem hani deriz ya, bir omuz. Evet. Ve şimdi biz farklılaştırdıkça aileler, burada bu şuna da inmek istiyorum öğrencilerle de ilgili. Çocuk çaresiz hissediyor. Kaygılanmalarının en büyük sebeplerinden ve aslında çözümü en karmaşık olan sebeplerinden bir tanesi kişinin çaresizlik hissetmesi. Şimdi ebeveyn çocuğa işte farklı davranıyor ya da ne bileyim işte zaten sen çalışmadın ki. Oysa mesela çocuk çalıştı. Bilmiyoruz. Şimdi burada öğrenci bir kere kendisini çaresiz hissediyor. Daha önceden de çok çalıştım ama deneme sınavlarında düşük yapıyorum. Çaresiz mi öğrenci? Çaresiz. Biz çaresiz olduğumuzda ne yaparız? Bırakırız. Pes ederiz. Erteleriz. Mesela bugünkü yayın kötü geçmedi mesela. Hemen ikinci bir yayında diyelim ki beni konuk olarak tekrardan çağırdınız. Genelde ne yaparız? Teşekkürler ya. Hani bir de bahane uydururuz bir güzel. Yoğunum, almayayım evet, gibi. Ben ikinci yayın için zaman ayıramayacağım. Evet gibi. Gibi. Oysa orada biraz kendimizle yüzleşmemiz lazım. Şimdi 20 dakikamız varsa bir deneyden bahsetmek istiyorum. Evet, lütfen. Belki öğrenci arkadaşlarımız da biliyordur, sizler de biliyorsunuzdur. Bir kurbağayı fanusa koyuyorlar. Şimdi kurbağa ne yapıyor? Zıplıyor. Tabii deneyici üstünü kapatıyor fanusun. Camla kapatıyor. Kurbağa tabii camı görmediği için zıplıyor, çıktı, zıpladı, çıktı, zıpladı, çıktı ve artık hani biz ne yapıyoruz böyle? Çalışıyoruz, olmuyor. Çalışıyoruz, daha fazla, daha fazla. Şimdi kurbağa da öyle. Olmadıkça daha hızlı zıplıyor. Daha hızlı zıpladıkça başı gözü daha çok yaralanıyor. Daha çok canı acıyor.
Şimdi ne yapıyor en sonunda? Deneyici fanusun camını açıyor ama kurbağa zıplamıyor. Zıplasa çıkacak. Ne oldu? Öğrendi. Dedi ki kontrol benim elimde değil. Öğrenciler de şunu yapıyor. Burada şu an belki 11. sınıf arkadaşlarımız da vardır. Ben çalışıyorum ama olmuyor. Hoca zor soruyor. ÖSYM zor soruyor. Burada ne yaptım ben? Kontrol bende değil. Hayır. Kontrol sende. Kaygılanınca da ben kaygılı biriyim. Bunu çözebilirsin. Eğer ki kendi içerisinde ne bileyim ben mesela şimdi anlatıyorum olumsuz işte gerçekçi düşün. Eğer ki bununla baş edemiyorsan bir uzmandan yardım alabilirsin. Evet. Ama şunu unutma, uzmandan da yardım alsan kontrol senin elinde. İşte. Hayatının kontrolü senin elinde. Yani o fanustaki kurbağa mı olmak istiyoruz yoksa her zaman sıçrayan kurbağa mı olmak istiyoruz? Arkadaşlar başarısızlıklarımız olacak. Nerede bakacağımı bilemedim ama başarısızlık tamam. Başarısızlıklarımız olacak. Bu sadece üniversite sınavında değil. Hayatımın her alanında olacak. İlişkilerde başarısız olacağım, dibe batacağım, yanlış kişileri seçeceğim. İş hayatında olacak. Belki patronumla anlaşamayacağım. İş arkadaşlarıyla. İş arkadaşıyla anlaşamayacağım. Zaman zaman ailede belki kardeşler evet. arasında bile oluyor. Evet. Anne babayla bile. Evet. Her zaman olumsuzlukla karşılaşacağım. Önemli olan şey pes etmemek. Daha fazla. Yani kontrol benim elimde. Pes etmeyin ya. Neden pes edip de hayata kontrolü veriyorsunuz? Kaygılandığınız zaman bunu da lütfen kendinize söyleyin. Kontrol benim elimde. Hani o dik duruyoruz ya. Kontrol benim elimde. Doğru. Ben şu an öğrencilerin eli titreyebilir. Belki benim de en başta elim titriyordu. Dikkatimi çekmedi bilmiyorum ama... kaygılandığımız zaman elimiz titrer, midemiz bulanır. Ya kabul et. Benim şu an elim titriyor çünkü kaygılandım. Diyelim ki benim elim titriyor ve ben sizinle konuşuyorum. Elimin titrediğini, Allah kahretsin niye elim titredi? Bak çekiyorlar da. Ne olacak? Düşünce geldi. Ben buna cevap verdiğimi düşünün. Ben burada ne anlatacağım? Kafamdan uçacak. Hiçbir şey anlatamayacaksınız. Öğrenci de böyle sınav anında. Genelde el... Benim de elim titrerdi. O yüzden genelde demeyeyim de. Doğru. El böyle titremesi çok oluyor. Öğrenci sınavı çözerken eli titriyor. Aa kahretsin zaman akıyor. Odaklanamıyorum. Odaklanamazsın çünkü dikkatin bölündü. Evet. Sen soruya değil. Eline odaklandın. Eline odaklanınca titriyor. Okuyamıyorum, anlamıyorum. Annem, babam derken yine ilk baştaki düşünce zincirleri birbirinin ardına kesilmeyecek. O yüzden düşünceyle ne yaptığımız çok önemli. Düşünce her zaman gelecek. Hayatımızın her alanında olacak ve bununla gurur duymak lazım. Düşünebiliyorum. Hissedebiliyorum. Bu güzel bir şey. Bütün olumsuzluklarıyla ve güzellikleriyle beraber hayat bizim hayatımız. Dediğiniz gibi başarısız olabiliriz. Ama izin verin kendinize. Başarısız olduğunuz zaman üzülün ve ne yapacağınızı düşünün. Şu an belirsizlikle ne olacak? Yani ya olursa düşüncesini aklımızdan çıkaralım. Fark edin ya. Ya olursa dediğiniz zaman bugünden itibaren dur deyin kendinize. Olan zaten olacak aslında. Bir de hani yine bu cümle de aslında biraz zaman zaman insanı rahatlatıyor. En azından evet. Ben de öyle işliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla hani olan zaten olacak. Önemli olan şu ana kadarki süreçte en başında da dediğiniz gibi hani ben elimden geleni yaptım psikolojisi aslında insanın o duygu durumunu çok ciddi anlamda da dengeliyor evet. ve rahatlatıyor. Hani kilit ifadeler bu anlamda kaygıyı ve endişeyi de normalize ediyor. Bir yandan hani rejime de bakıyorum. Hani programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Reji odasında da en azından mesajımızı da vermiş olalım. Peki aslında hani son mesajları ve satır aralarında da bolca mesaj da aktardık ama yine de varsa son bir mesajınız ya da değinmek istediğiniz bir konu kapanışa gitmeden önce paylaşabilirsiniz. Tabii ki de. Ailelere önce şöyle söyleyeyim sonra öğrencilere geçelim. Aileler, sınav adına hep beraber gidebilirsiniz, çocuğunuzu yalnız yollayabilirsiniz ya da tek bir ebeveyne çocuğunuz gidebilir. Hiç önemli değil. Ama eğer ki bir kişi dahi varsa çocuğunuzun yanında, o kişi lütfen ve lütfen çocuğunu kötü bir yere yolluyormuş gibi yapmayalım. Evet, savaşa gitmiyor, evet. sınava gidiyor. Evet, bunu yapmayalım. Zaten aslında bunu bilinçli yapmıyoruz.
aslında. Yani çünkü çok, ebeveynlerimiz çok bizim kötülüğümüzü istemiyorlar. Ama ne yazık ki bazen küçüklükten itibaren öğrendiğimiz şeyler ya da yaşayış tarzımız, ebeveynlerimiz bize aslında iyi bir şey yapsa da bazen kötü sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden bunu yapmayalım. Normalleştirelim. Öğrencilerimiz, arkadaşlar, lütfen kaygılanmanız çok normal. Ben kaygılıyım, işte ne yapacağım? Hepimiz bu süreçten geçtik. Sizler de, şimdi sizin sıranız, doya doya kaygınızın tadını çıkarın. Yani az önce şu söylediğim şey, çok yoğunum. Ya ne güzel ki, bak şu an üniversite sınavına giriyorsun, liseyi bitiriyorsun. Hani biraz böyle yaşadığımız an çok kötü bir hüzünün içerisinde de olsak, orada bir iyi ki'yi bulmak gerekiyor. Çünkü dibe çökmememiz evet. için. O duygu durumu aslında bitecek. Hani sonsuza dek o kaygı ya da evet. işte saatlerce o kaygı aslında olmayacak, var olmayacak. Hani bu da aslında biraz kişiyi rahatlatan bir şey değil mi hocam? Yani hani bilinmesi gerekiyor ki o kaygı durumundan çıkılacak, evet. o sınav da bitecek. Evet. Önemli olan o süreçte o anda kalıp işte zihinden kopulduğu anda evet. tekrar zihni sınav sorularına odaklayabilecek bir takım küçük argümanlar olduğunu da öğrencinin her daim hatırlaması bu süreci yönetmek adına da evet. önemli. Bir öğrencim seminerde şunu söylemişti, sizin söylediğiniz gibi. Aslında sizin dediğiniz ama şunu söyledi. Dedi ki, İde dedi ben düşüncelerden kurtulamıyorum ki. Şimdi, kafam karıştı ama... şey demiştim, hani o duygu durumu da bitecek ya aslında biraz onu bilmek, hatırlamak çok değerli. Evet. Orada şeyi yönetmek adına. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çünkü kafam gitti. Çünkü ben de bir yandan aslında sizinle konuşurken süre azaldı. Bunu düşünüyorum. Evet, süre azaldı ve konuşacak çok konumuz evet. var. Hani sınırlandırıyoruz evet. sizi, kusura bakmayın ama. Estağfurullah. Hiç önemli değil. Odam o yüzden rahatım. Benim de, işte öğrenciler de sınavda bunu yapıyor. Direkt odak değişiyor. Hemen. Ben de sizi yakalamışken her şeyi işte sormak istiyorum. Tabii ki de. Hani evet. zaman diliminde. Evet. Şu... Öğrenci ne yaptı? Düşünmeye başladı. Yok. Neydi? Hani o duygu bitecek. Bitecek o duygu. Benim bitmiyor ki. O düşünceler hep geliyor. O zaman ben aslında şunu öğrencimize demiştim. Burada aynı soruyu yönelten arkadaşlarımız da varsa. Sabahtan beri kaç tane düşünce geçti aklınızdan? Bir sürü değil mi? Sayısız. Sayısız. Ama hangisi mesela direkt şu an aklınıza geldi? Diyelim ki eşinizle kavga ettiniz ya da erkek arkadaşınızla kavga ettiniz. Neden o geliyor aklına? Çünkü en çok ona cevap veriyorsun. Evet. Kaygı da böyle, sınav kaygısı da böyle. Aklından bir sürü şey geçiyor. Bugün dışarı çıkacağım, ne giyineceğim, şu bir düşünce durmaz, düşünce gelir. Ama günün sonunda bende kalan düşünce ne? Cevap verdiğim düşünce. Cevap verdiğim için zaten ne oluyor? Kaygı seviyem arttıkça artıyor. Düşünceler geldikçe gelmeye başlıyor. Biz de bir güzel onlara kaygılanınca... Buyur ediyoruz, gelin ben size alayım bir cevap vereyim diyoruz. Hı. Ama oysa cevap vermememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani cevap verelim, baskılamayalım. O gelsin, yanlış anlaşılma olmasın, düşünce gelsin. Ama ona nasıl cevap vereceğimizi, hani buyur edip böyle cevap verdikçe daha kötüsünü düşüneceğimizi, daha gerçekçi düşünelim, öyle cevap verelim ve onu orada bir dur da yiyelim. Bu kadar söyleyeyim. Çok güzel, çok çok değerli paylaşımlardı hocam. Ağzınıza, emeğinize, yüreğinize, zihninize sağlık. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Tabii sınava 2 gün kala sınava girecek öğrencilerimize de buradan başarılar dileklerimizi ileterek kapanışa evet. geçelim. Herkese sağlık ve esenlikler dolu bir gün diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.